Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu, şu anda da monitörde gördüğünüz gibi bilgisayarın çalışır vaziyette olmasına rağmen monitöre hiçbir şekilde görüntünün gelmemesi, ekran kartı fanının dönmemesi, mouse çalışmaması, klavyenin çalışmaması sorunu. Bu sorunun sebepleri nelerdir? Olası çözüm yolları nelerdir? Bunları anlatmaya çalışacağım. Teknik servisleri aradığınızda size sundukları belli başlı basit çözümler var. Bunlardan başlayacağım. Çünkü arızanın ana temel kaynağı olan sebebe gelmeden önce diğer kontrollerin yapılması lazım. Yoksa ufak bir sıkıntıdan dolayı bilgisayarınızda geri dönüşümü olmayacak arızalara yol açabilirsiniz. Böyle bir sorunuz varsa ilk olarak görüntüyü aktardığınız VGA kablosu varsa HDMI kablosu, bunları çıkararak yenisini takın. Varsa elinizde yenisini takın. Yoksa alın. Bir tane yedek olsun. Kablonun giriş yerlerini kontrol edin. Kasanın arkasında var. Gösterelim. Bakın burada ekran kartına giriş kablomuz var. HDMI. Buraları kontrol edin. Kabloyu değiştirin. Sorun çözülmedi. Sonraki yapacağınız işlem 10 watt ekran kartınız varsa HDMI kablosunu oraya takarak monitörden görüntü almaya çalışın. Eğer alıyorsanız ekran kartınızda problem var demektir. Yine görüntü yok. Bilgisayarınızı kapatarak, o da reset işlemiyle oluyor. Çünkü klavye de çalışmıyor. 1-2 gün bekletin. Genelde bir gün bekleyince düzeliyor. Beklediniz, açtınız, sorun yine aynı şekilde devam ediyor. İleri seviye çözüm yöntemlerine geçiyoruz. Bilgisayarın içiyle çalışırken kesinlikle eldiven takın. Şimdi bu soruna ne yol açıyor? Genelde statik elektrik yol açıyor. Kullanıcılar bakım ve temizlik yaptıktan sonra ellerindeki bu statik elektrik bir şekilde kasanın bir yerine temas ediyor ve bundan dolayı makine abuk subuk hatalara yol açıyor. Bilgisayarın arka kısmından gücü kapattıktan sonra açma kapama tuşuna basarak içerideki statik elektriği boşaltabilirsiniz. Buna rağmen sorun düzelmediyse RAM slotlarından RAM'leri çıkararak, mesela bir tane RAM'i çıkararak çalıştırmayı deneyin. Olmadı, RAM'in yuvasını değiştirin. Tekrar deneyin. Yine olmadı, diğer RAM'i takın. Sadece tek RAM'le çalıştırmayı deneyin. RAM slot yuvalarını iyi kontrol edin. İyi takıldıklarına, düzgün takıldıklarına emin olun. Bazen şöyle yerine oturuyor ancak bir tarafı havada kalıyor. Bakın bundaki gibi. Böyle yerine tam oturmuş olması lazım. Bazı bilgisayarlarda dual channel çalışmıyor. Yani sorunun kaynağı bu oluyor ve bu bilgisayarlar bir gün bekleyince düzeliyor. O yüzden dual channel özelliğini çalıştırmayacak şekilde RAM'leri takabilirsiniz. Mesela birer atlayarak takıyoruz ya. İki RAM'i yan yana takın gibi. Düzelmedi. Bu kısmımız işlemci kısmı. Fanın altında işlemcimiz var. Elektrik süpürgesiyle temizlik vesaire yapılıyor. Bu buradan böyle bir asılma oluşuyor vakumla. Şöyle çok hafif oturtabilirsiniz. Ya da sökeceksiniz, içine bakacaksınız. Termal macunu falan yenileyeceksiniz. Bacaklarda kırılma var mı? Bunlara bakacaksınız. Sonraki aşamada kontrol edeceğiniz yer ekran kartınız. Ekran kartının soketine iyi oturup oturmadığını kontrol edin. Yerinden çıkarın. Şurada mandalı var. Bastırarak şurada vidaları var. Vidaları söktükten sonra mandalına bastırıyorsunuz ve çıkarıyorsunuz. Bu şekilde ekran kartını dışarıda bekletebilirsiniz. Biraz beklesin. Yükünü, enerjisini bir şekilde boşaltır o. Bunları da yaptınız. BIOS pilimiz var burada. Bu pili yerinden çıkartarak güç kapalı vaziyetteyken biraz bekleyebilirsiniz. Tekrar takarsınız. Her anakartın üzerinde BIOS reset tuşu vardır ya da reset pinleri vardır. Anakartınızın üzerindeki bu reset kısmı nerede ben bilemem. Üreticinin sitesine giriyorsunuz. Anakartın PDF dosyası var, orada gösteriliyor. Genelde CLRT yazar üzerinde. Bu anakartın BIOS reset pinleri hemen şu altta. Ekran kartını sökmemiz lazım. Her anakart yeri farklı. Markanın sitesinde PDF dosyaları var. Türkçe olanlar da genelde gösterilmiyor. İngilizce olanları indirirseniz görebilirsiniz. Buradan BIOS'a reset atılabilir. Yine çözülmedi. Ne yapılacak? Ekran kartı, anakartı, tüm parçalar sökülecek, kablolar vesaire. Bu arada bu işlem yapılırken fotoğraf çekilse iyi olur. Tekrar toplarken sıkıntı yaşanmasın diye özellikle şu alt kısımda 4-5 tane farklı kablonun takıldığı ufak yerler var. Onları karıştırmamak lazım. Reset atamazsınız. Reset kablosu, power kablosu gibi. Bu nedenle fotoğraflamak daha iyi. Anakartın PDF dosyasında da nasıl takıldığı yazıyor. Böyle bir dosya varsa elinizde toplarken sıkıntı olmaz. Neyse bunları yaptık. Her şeyi söktük. Bekledik. Tekrar taktık. Çalışmıyor. Ne yapacaksınız? Ekran kartını söküp başka bir anakart üzerinde denenir. Çalışıyorsa ekran kartına sıkıntı yok. Anakartımızda bir problem var demektir. Çalışmıyorsa zaten problem
ekran kartı garantiliyse servis yollanır, değilse değiştirilir. Şimdi biz bu bilgisayarda bu problemi nasıl çözdük? Ben bahsettiğim tüm işlemleri yaptım. Sonrasında tekremle çalıştırdığım bir tanesiyle makinem çalıştı. Ancak diğer RAM'i dual channel olarak taktığımda çalışmadı. Ne yaptım? Yan yana taktım. Ne oluyor? Dual channel özelliği iptal oluyor. Bu şekilde taktım. Kablolarımı kontrol ettim. Her şeyi yer yerine yerleştirdim. Sizin de gördüğünüz gibi tek RAM'le çalışıyor. Ancak RAM'lerin ikisini bir taktığımda görüntü gelmiyor. BIOS resetlendiği için de BIOS ayarlarına girerek bootlu SSD ya da hard diski seçmeniz lazım. Ondan sonra çalıştırdığınızda sistem açılır. Bakın burada hangi hard diskinizde sistem kuruluysa onu seçerek çıkıyorsunuz. Çift RAM takıldığında makine çalışmıyor. Ancak RAM'lerin ikisi de sağlam. Bahsettiğim mesele. Bir gün bekledim ben. Sonra iki RAM'i de taktım. Yani bir sıra atlayarak taktığımda dual channel özelliği deaktifti. Ve bir sıra atlamadan kullandım. Bir gün sonra kapattım. Bir gün sonra geldiğimde çalıştırdığımda makinem çalıştı, normale döndü. Sonuç olarak anlattığım şekilde kontrolleri yaparak probleminizi çözebilirsiniz arkadaşlar. Sorunuz çözülür, çözülemeye de bilinir. Anlamıyorsanız zaten elinizi vurmayın. Çünkü elektrik işi sakat iş. Ne işlem yapılıyorsa anakart içerisinde elektrikten ilişkini kesilip öyle yapılması lazım ve eldiven giyilmesi lazım. Ben sizin yanınızda olmadığım için hani sorular geliyor. Abi şunu yaptım, dediklerini yaptım, olmadı. Sonra tamire gönderiliyor makine. Bir problem gözükmüyor. Ben sizin yanınızda değilim. Anlattığımı ne kadar doğru yaptığınızı bilemiyorum. Bir arkadaşım bulaşık makinesi bozulmuştu ki bizim kanalımız genelde bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, buzdolapları üzerine, tamirler üzerine. Bulaşık makinenin altından su geliyor. Öyle böyle değil. Videosunu atmış. Dedim ki pervaneye tıktı, pervaneyi değişti, düzelir. Abi dedi pervaneye baktım, pervane sağlam. Hiçbir yırtık yok. Ertesi gün evine gittim, hiçbir şey yapmadım. Makineyi açtım, kilidi kandırdım. Kapı açıkken makine çalıştırdık ve pervane yırtık olduğu için foşur foşur su atıyor. Bu da contaya, contadan da makinenin altına su kaçağı alıyor. Ben dedi kontrol ettim. Pervaneyi çıkarttım, gösterdim yırtık kısmını. İşte dedim ben senin nasıl kontrol ettiğini bilmiyorum. Benim gözümle bakmıyorsun. Sen bakıyorsun pervane sağlam, o zaman başka bir sorun var. Hayır, senin pervanen yırtık gibi. O yüzden ben sizin yanınızda olmadığım için neyi doğru yaptınız, yanlış yaptınız bilemem. Belki her şeyi doğru yapıyorsunuz. Makinenizde arıza var, tamire gitmesi lazım. Belki bir şey yanlış yapıyorsunuz. O yüzden bu işi bilen ehil birisinin yapması daha mantıklı. Biz de videoyu çektik. Belki basit yöntemlerle bu işi insanlar çözer diye. Bu kadar arkadaşlar. Videoma son veriyorum. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.